haberiniz olsun. Babam şu kadarmanı tombik ve birazdan gelecek. Bildiğin üzere piyasa dalgalar halinde hareket ediyor ve bizler de bu dalgalar içerisinde kendimize yön bulup pozisyonlar üretmeye gayret ediyoruz traderlar olarak. Trade hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi bu dalgaların boylarının hesaplanması. Acaba bu bir itki hareketi mi, impulsif bir hareket mi yoksa bir düzeltme hareketi mi? Düzeltme hareketi ise nerelerde sonlanabilir? Trendin dönüş şartlarında biliyorsun diplerin ve tepelerin büyük önemi var. Tüm bu bahsettiklerimin temelinde Fibonacci yatmakta. Arıların peteklerinden ya da ay çiçeklerinin çekirdeklerin o içinde saklı olduğu gözeneklerden veya salyangozun kıvrımlarından veya piramitlerin tabanıyla yüksekliğinin birbirine oranından veya ayın dünyaya uzaklığı, güneşin ona uzaklığı, bunların birbirine oranı vesaire bunlardan bahsetmeyeceğim. Altın oran konusunu merak eden varsa benden çok daha iyi anlatacak YouTube'da bir sürü video şu anda halihazırda zaten mevcut. Oraları açıp bir göz atabilirsin. Acaba altın oran neymiş diye. Ben teknik analistim. İşin o tarafıyla çok ilgilenmiyorum. Hobi olarak ilgileniyorum. Açtım araştırdım tabii ki neymiş ne değilmiş diye. Ama bana lazım olan trade ederken ben bunu nasıl kullanacağım? Bu benim ne işime yarayacak? Adım adım ilerleyeceğiz. İlk önce Fibonacci düzeltme aracıyla başlayacağız. Fibonacci düzeltme aracında hangi bölgeleri nasıl ölçüyoruz? Seviyelerimiz neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi tabii işe yine trend çizerek başlayacağız. Fibonacci çekmek kolay. Fibonacci düzeltme aracını toolbar'dan seçip herhangi bir yere tıklarsınız, götürür başka bir yere daha tıklarsınız. Arada bir sürü seviye oluşur ve bu seviyelerin bir şekilde tepki verdiğini, fiyatın oralarda takıldığını da görürsünüz. Dersiniz ki ben mükemmel bir şey çektim, mükemmel bir Fibonacci çektim. Ona göre bazı kararlar vermeye gayret edebilirsiniz. Fakat yapmamız gereken şey bu mu? Fibonacci'yi nereye çekeceğiz? Fibonacci aracını düzgün bir şekilde nasıl kullanacağız? Şansa değil, hakikaten kurallara uygun şekilde. Fibonacci aracı nasıl kullanılır? Bu videoda sizlere bunun cevabını vermeye gayret edeceğim. Şimdi ekranımı hemen bir buraya koyayım. Akabinde bir Fibonacci çekelim boş bir yerde. Ondan kısaca bahsedeyim ne olduğunu. Sonra bir grafik üstünde trendimizi çizelim ve bu trende Fibonacci'ler çekerek fiyat salınırken acaba Fibonacci değerlerine nasıl tepkiler vermiş? Beraberce bunu bir inceleyelim. Buyurun. 3 temel Fibonacci bölgesini ekrana yazdım. Bunları ufak bir izah edelim. Ondan sonra bu videomuzun konusu retracement olacak. Yani düzeltmeleri nasıl ölçeceğiz? Bu videoda ağırlıklı olarak ona değineceğiz. Bir sonraki videomuzda extension ve inversion'ı birlikte anlatabiliriz. Ondan ikisi birbirine benzer çünkü. Şimdi evvela bir fiyat hareketi çizelim. Bu bizim bir itki hareketimiz olsun. Bunun öncesinde yükselmiş, düşmüş vesaire bir sürü hareket var. Şu anda bir impulsif hareket gerçekleşti. Bitti mi, bitmedi mi henüz bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü eğer impulsif hareket bittiyse bir düzeltme yapmak zorunda. Düzeltme yapmaz, ufacık bir hareket kalıp hareketine devam ediyorsa itki hareketim devam ediyor demektir ve şu dipten şu tepeye olan hareket bizim için tek hareket olarak kalacak. Fibonacci'mizi o zaman ona çekeceğiz. Fazla sulandırmadan hemen ne demek istiyorum şurada bir gösterelim. Bir itki hareketim gerçekleşti. Ufak bir aşağıya doğru salınım gördüm. Dedim ki acaba düzeltme mi yapıyor? İtki hareketinin başladığı yere ve bittiği yere bir kere tıklıyorum. Şimdi ekranda Fibonacci seviyelerin belirdi. Şimdi şunun ufak bir ayarını yapayım. Ondan sonra bu seviyelerden bir bahsedelim hep beraber. En sağa kadar genişletmesin. Şöyle kalsın. Kafalar karışmasın diye fazlalık seviyelerimi de ekrandan kaldırıyorum şimdilik. Okey, elimde kalan seviyeler bunlar. Şimdi buraya dikkat. Retracement düzeltme demektir. Yukarı yönlü veya aşağı yönlü fark etmez. Biraz sonra onu da çizeceğim. İmpulsif bir hareketin itki hareketinin düzeltmesi yani gerçekleşen yükselişin bir kısmını geri alması yönünde gerçekleşen hareketlerdir. İtki hareketinin sınırları içerisinde kalırlar ve trende yön vermezler. İtki hareketi bittikten sonra bu hareket şuralarda kalırsa bir düzeltme yaptı diye kabul edeceğiz mi? İşte püf noktalar buralarda başlıyor. Hayır, kabul etmeyeceğiz. Bu bir düzeltme hareketi değil. Şu anda ekranda gördüm. Çünkü benim minimum sağlıklı düzeltme seviyem 0,382 düzeltme seviyesidir. Lütfen ekranda görünen rakamlara dikkat edelim. 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 ve 0,886 Fibonacci düzeltme seviyelerimdir. Ve hatta bir seviyesi de düzeltme seviyemdir. Bu ne demek? Eğer fiyat buralara kadar sarkıp şu bir seviyesinde tutunur ve yukarıya giderse şu gördüğüm kocaman beyaz hareket hala bir düzeltme hareketidir. Buna impulsif hareket diyebiliriz.
diyemeyeceğiz. Neden? Tanım şuydu. Yukarı yönlü veya aşağı yönlü fark etmez. İmpulsif hareketin, yani itki hareketinin sınırları içerisinde kalan hareket düzeltme hareketidir. Bunun sınırları 1 ile başlar, 0 ile biter. Dolayısıyla 1 seviyesine kadar dahi sarkmış olsa bu hala bir düzeltme hareketidir. Peki şuralara kadar gelip yukarıya devam ederse ne olur? İşte o zaman bu beyaz hareketin bir düzeltme hareketi olduğundan söz etmemiz mümkün değildir. O zaman hemen şu tanımı ekrana koyalım. Bir dikdörtgen koyacağım. 382 ile 1 seviyesi arasını yeşile boyayacağım. Ve şöyle birazcık uzatacağım. Onun da biraz görünürlüğünü şöyle şeffaf yapayım. Okey. Yeşil dikdörtgenimin içi sağlıklı düzeltme seviyelerini göstermektedir. 382 ile başlar 05, 618, 786, 886 ve 1 seviyesi. Bu fiyat şuraya değerse de sağlıklı bir düzeltme yapmış demektir. 05'e değerse de 618. Bu dikdörtgenin içerisi bizim düzeltme seviyelerimizdir. Şunu unutmayalım. Fibonacci düzeltme seviyeleri fiyata destek olmaya çalışırlar. 382'den başlayarak fiyatı tutup yukarı itme çalışmaktadırlar. Bir seviyesine kadar. Bu fiyat zaten gelip biri de aşağıya kırarsa artık trendin tersi yönünde yeni bir itki hareketi gerçekleşti demektir. Burada trendimizin rengi yeşil idi. Artık burada trendimin rengi, eğer ekrandaki gibi bir hareket gerçekleşmiş ve şurada bir kapanış gerçekleşmişse, trendimin rengi artık kırmızıya döndü. Burada boğa trendindeyken artık burada ayı trendine geçtik diyebiliriz. Bakın, minik bir Fibonacci retracement konusundan aslına bakarsanız olayı nerelere kadar bağlayabiliyoruz. Trend dönüşlerine bağladık. Destek dirençlere bağladık. Ama burada mühim olan, en mühim olan konu şu. Hemen onu da şöyle ifade edeyim. Fibonacci'yi şuradan başlayıp şuraya çektik ya. İşte şu iki yuvarlağın nereler olması gerektiğinin kararı çok kritik. Buna karar vermek inanılmaz kritik. Doğru yere Fibonacci çekersen doğru yerlerden dönüşler de bekleyebilirsin. Alelade rastgele yerlere Fibonacci çekip buralardan dönecek diye beklersen birazcık kötü hayale uğra pek tabii mümkün. Konumuza geri dönelim. Düzeltme seviyelerimiz bunlar dedik. Peki bu hareket şayet 382'ye değmedi. Şöyle bir hareket oldu. Trendimin rengi hala yeşil. Şöyle bir hareket gerçekleşti ve akabinde şunu yaptı. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu çektiğimiz Fibonacci artık çöp. Buruşturup çöpe atabilirsiniz. Peki yeni Fibonacci'm neresi? Yeni Fibonacci'm buradan yukarıya çekeceğimiz alandır. Artık benim beklemem gereken düzeltme seviyeleri buralardır. Çünkü neden? Çünkü şu dikdörtgeni bir sileyim, ekranı kalabalık yapmasın. Çünkü ben burayı dip, burayı da tepe kabul etmiştim ve burayı bir impulsif hareket olarak kabul etmiştim. Akabinde gelen şu aşağı yönlü salınım minimum düzeltme seviyesi olan 0,382'ye maalesef temas edemedi. Fitille değmesi de yeter bu arada ama değemedi. Peki bu ne demek oluyor? Yukarı yönlü impulsif hareketim devam ediyor demektir. Yani benim trendimin çizgisi budur. Şunu biraz daha kalın yapalım. Rengini de diğerinden farklı olsun şöyle yapalım. O zaman benim hareketim, total hareketim budur. Toplamda böyle bir hareketim var. Çünkü şu 382'ye değmedi. Trendime dahil olmayı hak edecek büyüklükte bir hareket değil maalesef. O yüzden bunu böyle çekiyoruz. Bunu böyle çekemeyiz aslında. Mutlaka şurada bir ufak da olsa dönüş işareti görmem gerekiyor ki bu Fibonacci'yi buradan buraya çekebileyim. Aksi halde şu hareketi görmedim. Tuttuk bunu böyle çektik. Bu hareket geldi, biraz daha devam etti. Daha herhangi bir dönüş işareti yok ki. Yukarı yukarı gidiyor. Dolayısıyla burada bir lower low, lower close, aşağı yönlü bir hareket görür görmez Fibonacci'mi aldım. Son tepe noktasına taşıdım ve beklediğim minimum düzeltme seviyesi de 0,382. Beklediğim total bölge bu dikdörtgenin içerisidir. Bazen Bitcoin böyle hareket yapar. 10.000, 11.000 dolarlık hareket yapar. Fiyat şunu gerçekleştirdiği anda, hatta şuralardayken bir anda piyasalarda isyan bayrakları açılır. Öldük, bittik, mahvolduk, yine dolandırıldık falan. Halbuki daha 0.382'ye dahi değmedi. 0.382 demek %38.2 demektir. 100 dolarlık bir hareketin 38 dolarının düşmesi, yani fiyatın bir anda 60 dolarlara gelmesi demektir. Şu fiyatın şuradan şuraya değmesi son derece olağandır. Bu minimum düzeltme seviyesidir. Fiyatın burada tutunması da garanti değildir. Tutup 5'lere,
618 lira, 786'lara kadar gidebilir. Fibonacci düzeltme seviyesi çok önemlidir. Önemli bir konudur. Çünkü biz bu seviyeleri ilerleyen konularda trend devam formasyonlarına, trend dönüş formasyonlarında da kullanacağız. Belli şartlar ortaya çıkartacağız. Diyeceğiz ki harmonik formasyonlarda örneğin B ayağı 0.5'e mutlaka değmelidir diyeceğiz. Şu ayak 0.5'e gelmeli. Dolayısıyla buradan nereye Fibonacci çekeceğin ve bu seviyenin 0.5'e değmesi gerektiğini bilmen gerekecek. Bunlar önemli konular olacak ileride. Peki fiyatın 0.382'den dönmesi veya aşağılardan dönmesi bizim için bir şey ifade ediyor mu? Onun için şöyle bir kalıp vardır. Kitaplarda çokça geçer. Güçlü trendlerin düzeltmeleri 0.382'den dönme eğilimindedirler. Yani bu fiyatın tekrar yukarı gitmesi beklenir. Eğer trendimiz güçlü ise, mıy mıy hareket etmiyorsa, yukarıya dikine hareketler gerçekleşiyorsa ve o enstrümana olan inanç hala devam ediyorsa. 0.382'ye değmedi, 0.5'e değdi, yukarı devam etme ihtimali yok mu? Pek tabii ki var. Peki neden 382'den dönme eğilimindedir? Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Eğer trend güçlüyse birileri bu trene atlayamamış olabilirler. Birileri bu alım hareketine, yükseliş hareketine katılamamış olabilirler. Onlar fırsat kolluyorlar. Diyorlar ki bir düzeltme yapsa da biz de trene atlasak. İşte o trene atlayacakları ilk durak retracement seviyelerinden ilk olan 382. Derler ki hops beni de alın, binecek var kaptan ağır ol. Burada atlarlar pozisyonu onlar. Peki bir de düşüş yönlü bir hareket çizelim. Düşüş yönlü çizdiğimiz harekette de benzer şeyleri anlatalım. Bu sefer aşağı yönlü bir hareketim olacak. Hayır 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 close'lar geldi. Acaba düzeltme mi yapıyor sorusu kafamızda oluştu. Hareketin başladığı yere ve bittiği yere Fibonacci'mizi tıklayarak çektik. Seviyelerim yine aynı. 382, 5, 618, 786, 886 ve 1. Bu fiyatın şu hareketinin düzeltme olduğunu söyleyebilmem için 382'ye kadar yükselip temas etmesi gerekmektedir. Şu alan sağlıklı düzeltme seviyelerini işaret etmektedir. Şurada sınırlı kalacak hareketlerin hiçbirisi sağlıklı bir düzeltme değildir. 382'ye değmeyen hiçbir hareketi biz sağlıklı düzeltme olarak kabul etmiyoruz. Şöyle bir sonuç doğuruyor. Bu fiyat tutar buradan aşağıya devam ederse hemen yorumumuz şu olacak bizim. Bu dikdörtgeni kaldıracağız ve diyeceğiz ki bu hareketin burada sonlandığını düşünmüştüm ve düzeltme yapıyor olduğunu varsaymıştım. Fakat şu hareket 382'ye varamadı. O halde benim aşağı yönlü hareketim hala devam etmektedir. O zaman ben Fibonacci'mi güncelliyorum. Artık benim bekleyeceğim düzeltme, minimum düzeltme seviyem şurası olacak ve az önceki dikdörtgenimde şu hale bürünmüş olacak. Ben bu hareketin şu noktaya değmesini isteyeceğim. O zaman diyeceğiz ki evet bu aşağı yönlü bir itki hareketidir. Farklı renkte yapayım biraz daha. Benim itki hareketim budur. Çünkü şu aradaki hareket bir düzeltme olarak gerçekleşemedi. Çünkü 0.382'ye değemedi. O sebeple ben Fibonacci'mi buraya çekmek zorundayım diyeceğiz. Şimdi bunu farklı bir yoldan anlatalım. Farklı yoldan kastım şu. Yukarı yönlü bir hareketim var. Yeşil yapalım. Akabinde şöyle bir hareket gördüm. Sonra şu hareketi gördüm. Akabinde de şöyle bir hareket gördüm diyelim. Şimdi böyle bir harekette Fibonacci'yi nereye çekeceğimiz kritik. Allah'tan tek bir hakkımız yok. Çize çize doğrusunu bulabiliriz. Şöyle ki bu hareketin buradan başladığı aşikar ekranımıza göre. Bunu tuttum. Şuradaki sonuçlanan yere tıkladım. Bu hareket 382'ye değmiş mi? Değememiş. O zaman şu aradaki kalan turuncu hareket bizim için sağlıklı bir düzeltme hareketi midir? Hayır değildir. O zaman bu Fibonacci'mizi alacağız. Bir sonraki tepeye taşıyacağız. Buraya. Şu anki görünümüyle bu beyaz hareket sağlıklı bir düzeltme hareketi midir? Hayır değildir. Ne zaman sağlıklı ünvanını alacak bu arkadaş? Buralara kadar sarkıp şuradaki 382'ye değdiği anda sağlıklı bir düzeltmedir diyebileceğiz. Peki bu trend eğer güçlüyse ilk önce nereden dönmesini öngöreceğiz? 382 seviyesinden dönmesini öngöreceğiz. Dönmeyebilir mi? Pek tabii ki dönmeyebilir. Çünkü teknik analizin hiçbir öğretisinde kesinlik yoktur. Minik bir düzeltme yapayım. Formasyonların kesin çalışacağına dair kesinlik yoktur. Yoksa trend dönüşlerinde tabii ki kesinlik vardır. Yeni bir dip yaptığında trend döndü demektir. Yeni bir yüksek tepe yaptığında trend döndü demektir. Bunlar kesin kurallar. Onu yerli yerine koyalım. Peki bir de bunun aşağı yönlüsünü yapalım hemen. Aşağı yönlü bir hareketim var. Trendim de evvelden beri kırmızı. Şöyle minik bir hareket gerçekleşti. Akabinde fiyat aşağıya devam etti şu şekilde. Ve tam bu noktada tekrar
yukarı yönlü bir hareket gözlemlemeye başladım. Şimdi bu hareketi yorumlarken Fibonacci'yi şöyle kullanacağız. İlk önce hareketin başladığı yerden şu bittiği yere denk gelecek şekilde Fibonacci'mi çekiyorum. Bu aradaki beyaz hareketim 382 seviyesine değememiş. Bu sebeple bu beyaz harekete ben bir düzeltme hareketidir diyemiyorum. Peki ne yapıyorum bu durumda? Fibonacci'mi güncelliyorum. Alıyorum Fibonacci'mi, bir sonraki dibe, buradaki dibe taşıyorum. Peki şu andaki görünümüyle bu turuncu hareket bir düzeltme hareketi mi? Hayır, henüz değil. Sağlıklı bir düzeltme olabilmesi için bunun devam edip 382'ye temas etmesi gerekiyor. Düzeltme konusu önemli. İleride trend devam formasyonları vesaire göreceğiz. Orada da şu kurallardan bahsedeceğim. Aslında bahsetmesek dahi akıl yürütmeyle de bulunabilecek konular bunlar. Mesela şöyle bir yükseliş hareketim olsun. Arada derede hareketler oluşacak şimdi. Onları daha böyle ufak çizmeye gayret edeceğim. Şu hareketler olsun. Bunları da beyaz yapalım şöyle. Buraya bunun direnci ve aşağıdaki desteği çiziliyor. Bu bir bayraktır diyoruz. Şimdi trend devam formasyonları nerede aranır? Düzeltme hareketlerinin içerisinde aranır. Peki düzeltme hareketi deyince aklımıza ne gelecek? 0382'ye temas etmişse sağlıklı bir düzeltmedir cümlesi gelecek. Şimdi ekranda gördüğüm hareketin dibinden tepesine Fibonacci çekeceğim. O bayrağın en dibi 0382'ye temas ediyor mu? Yani bu gerçekten 1, 2, 3, 4, 5 dalgadan oluşan bu hareket. Totalde 0382'ye temas edebilmiş mi? Bu nokta kritik. Bakınız, hareketin başladığı yere tıkladım ve hareketin bittiği yere çekip bıraktım. Benim son hareketim burada. 0382 ile arasında daha mesafe var. Dolayısıyla bu hareket eğer buralardan devam eder, bir yukarıya bir aşağıya daha yapıp 382'ye temas ederse ancak bunu trend devam formasyonu olarak adlandırabilirim. Bu da yine çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam bayrak çok muntazam ama bunu neden kabul etmiyoruz? Ya da tam tersi. Hocam bayrakta da acaba düzeltme seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor mu? Pek tabii ki gerekiyor. Bütün konular zincir gibi. Hepsi birbirine bağlı. Bütün kurallar birbirini bağlıyorlar. Bir yukarıya değer, bir aşağıya daha yapıp ondan sonra şöyle bir hareket gerçekleştirir. Şunu devam ettiririm şu şekilde. Bunu devam ettiririm bu şekilde. Burada görürüm 382'ye teması. O zaman derim ki evet, bir bayrak formasyonu gerçekleşti ve beklenen şey bayrağın sopasını oluşturan itki hareketinin boyu kadar düzelme hareketinde gördüğü en dip noktadan yukarıya devam etmesidir. Bu cümleyi o zaman kurabilirim. Yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci düzeltme seviyelerinin düşen fiyata destek olmasını bekleriz. Yani bunlar aynı zamanda destek seviyeleridir. Dikdörtgenin içerisi tamamen destek seviyeleri. Düşen harekette ise aşağı yönlü bir hareketim var. Rengim kırmızı. Yukarı doğru bir düzeltme başladı. Fibonacci'mi hareketin başladığı yerden bittiği yere kadar çektim. Bu seviyelerin tamamının fiyata direnç göstermesini bekleriz. Özetle yükselen trendte, yani boğa trendlerinde düzeltme seviyeleri destek olarak çalışabilirler. Biz bunu bekleriz. Destek olarak çalışmasını bekleriz. Ayı trendinde ise Fibonacci düzeltme seviyelerinin direnç olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Fibonacci retracement tabii işin özü. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Farklı bir anlatım yapmaya gayret ettim. Şimdi biraz da grafik bakalım. Ben bunların tamamını kaldırayım, çizimleri. Trend çizeceğiz tabii ki. Şuradan başlayalım. Şimdi buradaki hareketleri hemen ufaktan bir inceleyelim. Şu aradaki hareketi neden es geçtiğimi hemen anlatmak istiyorum size. Akabinde böyle düzeltme yaptık falan. Şimdi şurayla başlayalım. Bu hareketi neden buradan tepeye kadar çektik? Aslında şurayı çekmeyi denedim. Ama ne yaptım hemen? Acaba şu arada kalan hareket, şu hareket, onu da beyazla gösterelim. Bu beyaz hareket bir düzeltme hareketi mi? Hemen bunu ölçtüm. Nasıl ölçtüm? Fibonacci'mi aldım elime. Bu dipten şuradaki tepeye Fibonacci'mi çektim. Ve şu hareketin 0,382'ye temas edip etmediğine baktım. Dikkat ederseniz 0,382'ye varamamış. Tıpkı az önce anlattığım gibi. O zaman ne yapıyoruz? Bu hareket bir düzeltme hareketi değildir. Çünkü 382'ye değmemiş. İtki hareketim hala devam etmektedir. Alıyorum Fibonacci'mi, bir sonraki tepeye taşıyorum. Çektim, bıraktım. Ve gördüğünüz üzere şurada 382, burada da 0,5'e temas mevcut. O zaman benim ana itki hareketim budur. Onun düzeltmesi de budur olarak kabul ettim. Akabinde devam ettim. Bu burada kalsın, sorun değil. Bu bir düzeltme hareketiydi. Yeni tepe yapamayan, düzeltmenin düzeltmesi olan bir hareket gördüm. Ve şu harekette birlikte, şuradaki dibimin kırılmasıyla birlikte, şu dip seviyemin, hadi onu da gösterelim.
pratik olmuş olsun. Beyazla gösterdiğim dip seviyesinin şurada kırılmasıyla birlikte trendimin rengi kırmızıya döndü. Şu gerçekleşen hareketin bir düzeltme hareketi mi? Hemen ona bakıyorum. Aslında düzeltme hareketi çünkü bakarak çizmiştim. Çekip bıraktım. 382'ye temas var. Dolayısıyla evet, bu bir düzeltme hareketidir. O zaman trendime şu çizimi de dahil ettim. Şunu kaldırıyorum. Bu geçmişte kaldı. Sen de git. Düzeltme hareketimi çizdim. Trendimin rengi hala kırmızı. Düzeltmenin düzeltmesi hala kırmızı. Şu hareketle birlikte buradaki tepenin kırıldığını görüyorum. O zaman trendim burada benim bir yeşile döndü. Hemen akabinde buradaki dip seviyemin kırılmasıyla birlikte trend tekrar kırmızıya dönüş yaptı. Bu kırmızının düzeltmesi şu hareket mi? Hemen onu ölçtüm. Tepeden dibe çektim. Evet, 0.5'e kadar şu hareket devam etmiş. Bu bir sağlıklı düzeltmedir. Onu da not ettik. Akabinde bir düşüş gerçekleşti. Şu hareketle birlikte şu tepenin kırılması trendimi tekrar yeşile çevirdi. Şu hareketim artık yeşil. Şu gerçekleşen düzeltmeyi aldım, ölçtüm Fibonacci ile. Dipten tepeye tıkladım. 0.618'e kadar gerçekleşen bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi. Onu da yeşil yaptım. Akabinde gerçekleşen yukarı yönlü bir yeşil hareket gördüm. Şimdi son kısma bir odaklanalım hep beraber. Yeni hareketim bu. Burada düzeltme bekliyorduk. Sağlıklı düzeltme seviyelerim nerelerdi benim? Hemen onu da işaretleyelim. Dipten tepeye Fibonacci'mi çektim. Akabinde şu dikdörtgeni aldım. 382 ile 1 seviyesinin arasının bize destek olmasını bekliyorduk. Bunlar bizim sağlıklı düzeltme seviyelerimizdi. Fakat ne yaptı? 1 seviyesinin de altına sarkıp buralarda mum kapattı. İşte bana bu da gösteriyor ki artık trendim döndü. Trendimin rengi yeşil değil. Yeni bir dibe sahibim. Kırmızı oldu benim trendim. Ve düzeltme seviyelerim çalışamadı. Arada derede çalışmaya çalışmış. Gayret etmiş yani. 618'de tutunmaya çalışmış ama para etmemiş. Trend tersine gerçekleşen bir impulsif hareket olarak kalmış. Şimdi burada henüz hayır close yok. Ama varsayalım burada iki tane yeşil mum olsaydı. Bu kapandıktan sonra bir yeşil daha yapsaydı. Bu son aşağı yönlü düşüş hareketim galiba bir düzeltme yapıyor diye düşüneceğiz o aşamada ikinci yeşil mum geldiğinde. Dolayısıyla tepeden dibe bir Fibonacci çekeceğiz. Ve buradaki şu alanın bunun da rengini kırmızı yapacağız. Diyeceğiz ki bu fiyat yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Ama karşılaşacağı ilk direnç 0.382 düzeltme seviyesidir diyeceğiz. Şunu da şöyle beyaz yapalım. Böyle bir hareket beklemek bizim en doğal hakkımız olacak. Neye göre? Fibonacci düzeltme seviyelerine göre. Tabii ki bu ok daha da yukarılara devam edebilir. 0.5'e, 618'e. Çünkü biz şu alanın çalışmasını bekleyeceğiz. Totalde o alanın düzeltme seviyeleri olduğunu biliyoruz. Peki yukarı yönlü hareketine devam etti. Buradaki bir seviyesinde kırdı, yukarı gitti. Ne olacak? Trendim yeşile dönmüş olacak. Bu ok gerçekleşirse onu da şöyle kalınlaştıralım. Rengimiz ne olur bizim burada artık? Yeşil olur. Tabii şimdilik bunu beklemek çok mümkün değil. Peki şuradaki hareketlere bir bakalım. Bu bir aşağı yönlü hareket. Trendimin şurada yeşil olduğunu varsayarsam burada hala trendim yeşil. Şu bir düzeltme hareketi midir? Hemen onu ölçelim. Ne yapıyoruz? Tepeden dibe Fibonacci'mizi çekip bırakıyoruz. Evet, 382'ye minimumda değmesini bekliyorum. Bu neredeyse 618'e kadar gitmiş. O zaman trendime şu hareketi dahil ediyorum ve bu bir düzeltme hareketidir cümlesini kurabiliyorum. Bir sonraki hareketim budur. Peki bu bir düzeltme hareketi midir? Ona da bir bakalım. Evet, 618 hatta 786'lara kadar gitmiş. O zaman bunu da trendime dahil ediyorum. Şimdi burada trendin rengi kırmızıya döndü mü dönmedi mi? Bu çok kritik. Hemen onu ölçmek için de bir önceki dibimden düz bir çizgi çekiyorum. Bu dip altında, beyaz yapalım onu da, kapanışlar istiyorum. Fitille gelen kırılımlar trendi değiştirmezler. Trendin dönmesi ciddi bir meseledir. Ciddi sinyaller olması gerekmektedir. Henüz şu aşamadayken trendin döndüğünü söyleyemeyiz. Şöyle bir şey yapalım mı? Yeniden oynat deyip fiyatı şuraya çekelim. Şuraya çektik Fibonacci'mizi. Şu alanın direnç göstermesini bekliyorduk. Şurada bir yerde direnç olmuş gibi gözüküyor. Biraz akıtalım grafiği. Bekleyelim. Yeni bir aşağı yönlü hareketim gerçekleşti. Yani şu hareket gerçekleşti. Artık trendimin rengi çok net bir şekilde kırmızı. Neden? Şuradaki dip altında, onu da beyazla şöyle bir çizip göstereyim, kapanışlar mevcut. Dolayısıyla trendimin rengi kırmızıya döndü. Bu kırmızıya dönüşle birlikte bir düzeltme hareketi başladığını
düzeldiğini varsayıyoruz. Bu düzeltme hareketi nerelerde sonlanabilir? Şuradaki yeşil kutunun içinde sonlanacak. Yeşil kutumuzu da şöyle dahil edelim. Özür dilerim, kırmızı kutu, çünkü direnç gösterecek. Artık fiyat aşağı yönlü gidiyor. Devam edelim. Ve fiyatı sanki 618 tutmuş gibi görünüyor. Şu anda fiyat aşağı doğru gidiyor. Bekle. Devam edelim. Demin bir karışıklık oldu ama TradingView sapıttı sanırım. Çok anlamadım. Evet, aşağı yönlü hareketim geldi. Şöyle bir aşağı. Şimdi yeni Fibonacci çekmek için aşağı yönlü bu itki hareketinin sonlandığına karar verebilmek için iki tane yeşil mum bekleyeceğim. Karar demeyelim, öngörebilmek için diyelim. Buna karar vermek zor tabii, hemen öyle iki mumda karar veremeyiz. Şimdi benim şu itki hareketim devam ediyor. Aşağı yönlü. Neden? Bir önceki dip altında yeni diplerim mevcut artık. Yeni bir dibim mevcut. Daha henüz nerede sonlanacağını da bilmiyoruz. Bakacağız. Bu hareket burada mı sonlandı acaba? Hemen şu Fibonacci'yi çekiyoruz buraya. Burada sonlandıysa yeşil yeşil görmem gerekiyor ve fiyatın şu aralıktan tekrar dirençle karşılaşıp aşağıya devam etmesi gerekir. Ama Fibonacci'yi henüz bu seviyede, henüz bu noktada fiyat şöyleyken buraya çekmek birazcık hayalperestlik açıkçası. O yüzden play'e bir daha basıyoruz. Dikkat et. Fiyat yeşilleri yaptı ama 382'ye vesaireye değmedi. Yeni aşağıda bir tane daha dip geldi. Fibonacci'yi güncelle buraya. İşte bu sürekli yap güncelle, yap güncelle, bundan kurtulmak için kendi kendine ilerliyor. Sorun değil. Peki şu artık yeni çektiğimiz Fibonacci'nin doğru olduğuna karar verdik. Neden? Biz bunu, bu hareketin düzeltmesiyle birlikte 618 liraya gittiğini gördük artık. Ne zaman? Buradaki iki tane yeşil mumu gördük. Fibonacci'mizi çektik. Bunun altına yeni bir dip gelmedi ve bunun sınırları içerisinde kalan bir düzeltme hareketi gerçekleşti. Ve akabinde fiyat sıfır seviyesinin altına sarktı. Şimdi yeni Fibonacci'yi acaba nereye çekeceğiz? Şu anda çeksek bizim için bir şey ifade eder mi? Etmez. Çünkü henüz çok erken. Bu fiyatın burada sonuçlanıp sonuçlanmadığını henüz bilmiyoruz. Bu mum daha aşağıya giderse bu sefer Fibonacci'yi tut aşağılara çek, tut aşağılara çek olacak. O yüzden Fibonacci'yi kaldırıyorum. Birazcık yeşil mum istiyorum ondan. En azından 1-2 tane. Bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Şimdi bu bir düzeltme hareketi mi acaba? Hemen Fibonacci'mi bu hareketin başladığı yerden bittiği yere çekiyorum. Henüz 382'ye değemedi. Eğer 382'ye değemezse ve fiyat buradan tekrar aşağıya devam ederse Fibonacci açımı oraya çekip güncelleyeceğim. Aktalım ve aşağıya hareket gerçekleşti. Dikkat edelim. Durdurdum. Fibonacci'mi tuttum. Biraz daha aşağıya çektim. Bu hareketin sonlandığı yere çektim. Çünkü buraya çekmiştim. 382'ye değmediğini gördüm. Aşağıya çektim. Fiyatın şimdi gelip 382'ye temas etmesini, en azından 382'ye temas etmesini bekliyorum ki sağlıklı düzeltmesini yaptı diyebileyim. Devam edeceğim. Biraz hızlandıralım. Yine olmadı. Bekle. Şimdi evet, çok güzel yukarı yönlü hareketler geldi ama Fibonacci'm yanlış yerde. Neden? Ben şurayı dip kabul edip şurada bir düzeltme istemiştim. Ama yeni bir dip geldi. Fibonacci'mi o dibe çektim ve artık şu hareketle birlikte şu impulsif hareketin, itki hareketinin sonlandığına karar verdim. Bu benim için aşağı yönlü yeni bir itki hareketi, sonlanmış bir hareket. Artık düzeltme içerisine girdi. Buradan yukarıya düzeltmesini yapacak. Belki de düzeltmesini şu anda bulunduğu yerde sonlandırıp tekrar aşağıya devam edecek. Bunu bilemiyoruz. Bizim beklediğimiz şey ne? 382 ile birlikte başlayan ve 1 ile sonuçlanan, sonlanan bu bölgenin direnç olarak çalışmasını bekleyeceğiz. O yüzden rengi kırmızı bu alanın. Devam edelim. 0.5'e değmedi dikkat edersek henüz. Fiyat akıyor fakat 382 fiyatı çok sert bir şekilde tutuyor. Bu aşağı yönlü baskının sanki devam ettiğini gösteriyor bize gibi. İşte biz bu düzeltme hareketleri içerisinde şunları bulacağız hemen. Bakın, trendi çizdikten sonra formasyonlar nasıl ben buradayım diyorlar hepsi birden. Şunu şöyle hemen yapacağız sarımızı. Akabinde bu tepelerimizi birleştireceğiz. Aşağı yönlü hareketin içerisinde görülen bir simetrik üçgen formasyonu. Bunun hedefi de ne diyeceğiz? İmpulsif hareket. Al bunu, kopyala, şu aşağıya yapıştır. Çalışır ya da çalışmaz bilmiyorum ama fiyatın şuraları görebileceğini, onu da beyaz yapalım şöyle. Bir akıtalım bakalım ne olacak, ben de bilmiyorum. Tabi aşağı yönlü kırılım isteyeceğiz. Yani şuranın altına kırılması gerekiyor. Devam. Kırdı. Aşağı yönlü kırdı. Yeni bir dibim var. Hedefi verecek mi? Çok az kaldı. Verdi. Şimdi burada bir duralım. Yani şunu falan siliyorum. Bunu ekstradan, yeri gelmişken çok bariz gözüküyor diye çizmiştim. Hedef aldı formasyon ama bu dersimizin konusu o değil. Devam edelim. Burada ne gerçekleşti? Burada gerçekleşen hareket şu. Burada bir düzeltme hareketi gerçekleşti. Bu düzeltme hareketinden sonra fiyat tekrar aşağıya gitti. Aşağıya gittikten sonra tekrar bir düzeltme ve tekrar aşağıya gitti.
Yani düşen trendim düşe düşe devam ediyor. Şu aradaki hareketleri eğer çizersen, bu başka videonun konusu dediğim gibi, ama şunu görebilirsin, yeri gelmişken de göstermeden edemiyorum. Bu dipleri birleştirirsen şunu görürsün, bu dipleri birleştir, özür dilerim, tepeleri birleştirirsen bunu görürsün, renklerini düzgünce ayarlarsan burada da bir simetrik üçgen oluştuğunu görebilirsin. Simetrik üçgen, az önce bayraktan bahsettiydim. Geçerli bir bayrak mı değil mi? Bu simetrik üçgen geçerli mi değil mi de yine retracement'la hemen kontrol edebilirsin örneğin. Bu dipten, pardon, bu tepeden bu dibe çektim. Bu tepeden bu dibe Fibonacci'mi çektim. Şu hareketin, düzeltme hareketlerinin, beyazla çizdiğim hareketin tepelerden herhangi birisinin 382'ye temas etmesi, yani sağlıklı bir düzeltme yaptığını bana söylemesi, simetrik üçgenin geçerli olduğunu bana gösterir. Ne yaptı simetrik üçgen? Kırdı, geriye bir pullback yaptı. Akabinde yönüne devam edip hedef aldı. Şunu da kaldırayım. Bu biraz ekstra oldu. Şimdi birazcık akıtalım grafiği. Bakalım neler oluyor. Anlatabileceğimiz yeni bir şeyler varsa onları da eklerim. Yoksa anlatımı, retracement anlatımını burada sonlandırabilirim. Bekleyelim. Burada yine bir düzeltme hareketi gerçekleşti. Akabinde aşağıya bir düşüş geldi. Şimdi şu Fibonacci'yi bir kaldırayım ortadan. Şunu da sileyim. Ekranda kalabalık yapmasın. Sen de git abim. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Şöyle hareketler geldiğinde piyasada bir anda bayram havası döndü, işte oldu, inanmayanlar çatlasın vesaire. Halbuki olan şey şuradaki son düşüşün bir düzeltmesi. Düzeltme hareketi gerçekleşti. Şu alanın direnç olarak çalışmasını bekliyorduk. Bakın sadece burada retracement'tan bahsediyoruz. Fibonacci retracement, Fibonacci düzeltme seviyeleri. Fiyatı tuttu ve şimdi aşağıya doğru itiyor gibi gözüküyor. Ha şu hareket bir düşüştür, yükseliştir, alayım almayayım. İki mumluk hareketleri ben trende dahil etmiyorum. Bir mum, iki mum. Şu anda şu sıfır seviyesinde eğer kırarsa benim aşağı yönlü trendim devam ediyor demektir. Kırdı. Dikkat edin, kapanış gerçekleşti. Stop. Yani benim yeni aşağı yönlü hareketim artık şu bir düzeltme. Tuttuk. Çektik. 382 henüz değdi mi? Değemedi. Dolayısıyla şu anda gerçekleşen şey sağlıklı bir düzeltme hareketi mi? Hayır, henüz değil. Biraz daha yukarı gidip en azından 382'ye değmesini istiyorum. Ve şu alanın aşağı yönlü trendin devam etmesi açısından direnç olarak çalışmasını bekliyorum. Devam edelim. 382'ye temasım geldi. Orayı aşamadı, kırmızı yaptı. Bir daha denedi, olmadı. Aşağı yönlü hareketine devam edecek gibi gözüküyor. Oldu, olmadı, birazcık çabalıyordu, bakalım. Yukarı yönlü çok güçlü bir hareket geldi. Burada dur. Şimdi burayı biraz daha detay inceleyebiliriz. Bak, şöyle bir şey yapabiliriz burada. Kırmızı. 382'ye değen bir kırmızı. Sağlıklı bir düzeltme yani. Bu da kırmızı. Ve fiyat şurada sanki artık yeşile döndü. Değil mi? Alalım bunu, yeşil yapalım. Şimdi fiyat nasıl devam edecek hiçbir fikrim yok. Fakat şuradaki destek direnç videosundan hatırlayalım. Şu alanın destek bölgesi olduğunu biliyorum. Trendin yeşile döndüğünü biliyorum. Birinci dip, ikinci dip olduğunu biliyorum. Şuraya bir throwback yaptı. Geri çekilmede. Bir throwback gerçekleştirdi. Trendim artık yeşil. Fakat şu aradaki düzeltme 3 mumda olsa. Bakalım şuradan. Sağlıklı bir düzeltme. 0.5'e kadar geliyor. Her şey yolunda. Bakalım fiyat bundan sonra bize ne gösterecek. Trendimiz yine döndü maalesef burada. Ne oldu? Fiyat düzeltme yaptı. Tekrar yukarı yönlü gitmeye çalıştı. Fakat çok minik bir fiyatla bir önceki tepeyi aştı. Ben güçsüzüm arkadaş diyor yani. Ben zayıfım diyor. Şuraya kadar çekeceğiz. Düzeltmesini yaptı. Yeni bir yüksek tepe kapanışı çok zor gerçekleştirdi ve akabinde pat diye aşağıya saldı gibi gözüküyor. Şu dipten hemen onu da ölçeceğiz tabii ki. Alacağız bu dipten, bunu çizeceğiz. Şöyle bir piksel yapalım, sarı yapalım ve altında kapanışlar gelmeye başladı. Trend sanki burada artık kırmızıya dönecek gibi. Bir daha bir devam edelim, bakalım ne oluyor. Artık trend tekrar kırmızıya döndü. Peki bu noktada, bu arada çift dip hedefini çoktan aldı zaten. Ne bekliyordu orada? Buradaki yükseklik kadar yukarıya gitmesini istiyordu. Şurada hedefini almış o zaten çoktan. Konumuz değil. Dağıtmayalım. Bu hareketin düzeltmesi 382 mi? 3 mumda olsa hadi ölçelim. Pratik olmuş olsun.
Koyduk, 382'ye değmemiş. Yani şu aradaki şu 3 mum sağlıklı bir düzeltme değil. Peki o zaman ben bunu tutup buradan bu dibe şu anda çekebilir miyim? Bu tepeden bu dibe şu anda çekemem. Çünkü 1-2 yeşil mum görmem lazım. Ha bir saniye, galiba düzeltme yapıyor demem lazım. Tıpkı şurada olduğu gibi. Bakınız, buradaki dibe çektim. Şu dibe. Neden? Çünkü yeşil mumları gördüm. Galiba düzeltme yapıyor dedim. Acaba düzeltme mi yaptı? Hayır, yapmadı. 382'ye değemedi. O yüzden bir sonraki dip olan var. Varsayalım şuraya taşıdık diyelim. Şuradaki ufak mıymıyları gördük. Düzeltmeyle uzaktan yakından alakası yok. Fiyat hala devam ediyor. O zaman bu Fibonacci'yi henüz buraya koymanın da bir alemi yok. Bir iki tane yeşil mum isteyeceğiz. Peki retracement konusunu burada ufaktan sonlandıralım. Bir sonraki Fibonacci extension ve inversion ile birlikte hem retracement hem düzeltme bakacağız. Hem extension bakacağız hem inversion bakacağız. Konular birbiriyle birleşecek. Eğer itkisel hareketin sınırları içerisinde gerçekleşiyorsa düzeltme bakmalıyız diyeceğiz. Trend yönüne devam ediyorsa düzeltmeden sonra o zaman extension bakıyoruz diyeceğiz. Ve bunların hepsini, hatta trend tersine gerçekleşirse de inversion bakıyoruz diyeceğiz. Ve bunların hepsini bir sonraki videoda bir arada kullanıp konuyu da pekiştirmeye çalışacağız. Bu video önemli. Bunu aç baştan izle. Kendin çiz. Trendi çiz. Önce hangi hareketleri trende dahil edeceğini, hangi hareketleri dahil etmeyeceğini 0382 sana söyleyecek değerli kardeşim. İzlediğin için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.